Caner soruyor. Turgutlu konuşuyor. Kadının toplumumuzdaki yeri nasıldır? Nasıl görüyorsunuz? Sizce nasıl olmalıdır? Bizce nasıl olmalıdır? Bizce kadınlara her zaman saygı duyulmalıdır. Ama bazı insanlar tabii eski kafalı olduğu için kadınlara fazla saygı göstermiyor. Eski kafadan kastınız nedir? Mesela kadınları daha aşağıda görüyor, erkekleri daha yukarıda görüyor. Peki şu anda toplumumuzdaki kadının rolü, durumu, konumu nedir? Bence artık insanlar daha bilinçli oldu. Teknoloji ilerledi, insanlar daha bilinçli oldu ve kadınlara daha çok değer verildiğini düşünüyorum. Sizin istediğiniz de bu mu? Evet. Peki teşekkürler. Siz? Bence her şeyin aynı olması gerekiyor. Herkesin değeri bir olması lazım. Kimi yerde erkeklerin değeri daha bir yüksek oluyor. Bence bunların böyle tamamlanması lazım. Mesela? Mesela kadınlar birazcık daha göze yükseklerde olduğu için mesela onların biraz daha değeri yüksekte olmasını istiyorum. Arkadaşım dediği gibi kimi yerlerde 90'lı yıllardaki kadınlar hep böyle eziyor. Kimi yerde olmadık şeyler söyleniyor. Şu anı konuşuyoruz. Şu an iyi böyle güzel bence. Herkesin yeri güzel. Böyle olsa hep yani çok güzel olur. Ama kimi yerde de olmuyor böyle. Hani kadınlar daha bir eziliyor. Ama şimdiki durum güzel. Ezilmemesi gayet güzel bir şey. Valla bende daha çağdaş seviyede olmalıdır yani kadın. Bölge bölge değişiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün verdiği haklar zaten yeterince var diye düşünüyorum. Daha da iyi yerlere gelmesi tabii ki yani. Mesela nasıl olmalıdır? Daha da iyi. Ya her alanda zaten var. Bayanlar girdi zaten. Yani benim de mesleğim icat, PTT'de de var. Her alanda görmek istiyor tabii ki. Giyim kuşam zaten isteyen istediği gibi giyiniyor. Kimse neden öbürüne pantolon giydin demiyorsa, öbürüne de niye başörtü giydin dememesi lazım. Vallahi utanıyor. Tamam mı? Bak. Ne bileyim ben nasıl olmayan adam. Bilmiyorsunuz. Ben hiç yorum yapamayacağım şimdi. Neden? Öyle gerekiyor. Şimdi insanlarda saygı sevgi diye bir şey kalmadığı için kadının erkeğe de hiçbir zaman veyahut da erkeğin kadına hiçbir zaman değeri kalmadı yani. Olmadı. Olmadı evet. Kısa ve net. Kısa ve net aynen öyle. Kadının toplumumuzdaki yeri nasıldır? Sizce nasıl olmalıdır? Çocuğum, ne bileyim ben, iyi olmalı ya. Mesela iyiden kastınız ne? Dayak yememeli, azar yememeli, sevmeli, saymalı. Ben eşimden çok memnunum. 35 senelikim, hiç ne bir dayak, ne bir azar. O beni sever sayar, ben onu sever sayarım. Kadının toplumumuzdaki yeri nasıldır, nasıl olmalıdır? Vallahi gayet normal olmalıdır yani. Kadının toplumumuzdaki şu anki yeri nedir? Sizce nasıl olmalıdır? Nasıl? Ne işi? Ne konuda? Yani kadına toplumumuzun bakış açısı nasıldır? Ula sen bunu ne getirdin buraya? Sen... Yok, kadın her zaman haklıdır. Bilmiyorum işte. Ya her zaman haklı kadın. Nasıl olmalı? Her şeyde haklı. Kadın ne haklı? Görevini yapıyorsun, yemek yapıyor, her şeyde yapıyor. Haklıdır her zaman. Çocuklar bakıyor, eve bakıyor. Tamam mı? Tamam yerim. Eşinize en son ne zaman bir çiçek götürdünüz? He? En son eşinize ne zaman çiçek götürdünüz? Ona pas ayı tay. Nereye? Arkadaşımın yanına. Tamam, kısa bir soru soracağım. Tamam. Kadının toplumumuzdaki yeri nedir? Ya da toplumumuzun kadına bakış açısı nedir? Sizce nasıl olmalıdır? Bilmiyorum, fikrim yok. Siz bir kadınsınız sonuçta. Toplumun bakış açısını doğru buluyor musunuz veya doğru bulmuyorsanız nasıl olmasını istersiniz? Şu anda konuşmasam işim var da acele o yüzden. Ne zaman konuşacağız? Hiç konuşmasak da olur yani, o yüzden acele işim var. Peki, teşekkürler. Toplumumuzun kadına bakış açısı nasıldır? Sizce nasıl olmalıdır? Bence toplumumuzun kadına bakış açısı çok kötü. Aynen. Mesela? Mesela ne? Gece yola çıktık mı? Bakıyorlar yani, yalnız yola çıkmaya korkuyoruz. Nasıl olmalıdır sizce? Bence çok değişik olmalıdır. Sizin hayal ettiğiniz kadının olduğu bir dünyayı anlatır mısınız? Ya yapmayın şimdi böyle bir ne diyeyim. Anlatın yani şu anda kadının hangi haklara, hangi özgürlüklere, hangi şartlara sahip olmasını isterdiniz bu toplum içerisinde? Evet, kadının bir kere hangi haklara? Bilemiyorum ablam ya şimdi vallahi tamam bu kadar. Siz?
Yok, ben gidiyorum. Niye, siz az önce güzel cevap veriyordunuz? Valla bir eşim görürse kızar şimdi. Ya bakın işte şu anda demek ki eşiniz görürse kızar. İlk falsoyu verdiniz. Aynen, evet. Aynen öyle. Yani sizin bir hayal ettiğiniz dünya yok mudur? Veya memnun musunuz şu anda toplumumuzun size bakış açısından? Memnun değilim. Rahat gezemiyorum. Ne olmasını isterdiniz? Ya daha anlamlı, daha güzel bakmalı, şey yapmalı lazım. Aynen. Gel yanıma, gel. Gel şimdi benim elimde böyle. Gel, arkada durunca güzel konuşuyorsun. Bir de kamera önünde. Böyle yapamıyorum işte. Ya kadının elinde her zaman parası olması lazım. Özgürlüğü olması lazım. Özgürlüğü kısıtlanmaması lazım. Ama eşlerimiz bu durumda hiç iyi değiller yani. Özgürlük dediğiniz konu biraz açabilir miyiz? Ya ben özgürüm zaten. Ben özgürüm yani, ben o yönden çalıştım, parayı eşime vermem. Şey yaparım, bu öldürecek eşim benim abi. Toplumumuzun kadına bakış açısı sizce nasıldır, nasıl olmalıdır? Yani kadın toplumun yani temel taşı yani. Hem anne, hem eş, hem kız evlat. Yani bence çok değerli yani. Nasıl olmalıdır sizce? Memnun musunuz şu anki toplumumuzdaki yerinden? Yani şu an toplumumuzda kadın bakış açısı daha da iyi olabilir yani. Memnunuz ama daha da iyi olabilir. Daha da iyi derken? Daha ne bileyim, daha ince davranılabilir. Mesela daha güven olarak akşamları mesela dışarı çıkamıyor kadınlar. Sokaklar falan daha güvenli olabilir. Daha güzel şeyler olabilir yani. Güzel gözlerine kurban, hele gel. gel. Olsun, ben anlamam bir şey oğlum. Sen gel ya. Dayak yiyeceğiz, kurtaran olmayacak bizlere ha. Kadınlar biraz çiçekli ya, solmaması gerekir. Nasıl? Kadınlar diyorum, biraz çiçekli, solmaması gerek. Bilmiyorum ya, ben öyle görüyorum. Ya sadece bu kitaplarda ve sözlerde yer alıyor. Gerçekten de öyle midir? Evet, benim görüşüm. Başkası nasıl bakalım bilmem. Evli misiniz? Yok, değilim. Yani bizim bölgemiz için konuşursak, burası için fena değildir, iyidir. Değer verirler, saygı gösterilir. Genelinde biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne gibi konularda dikkat etmemiz gerekiyor? Şeyde görüyoruz, sürekli şiddet, itilme, kakılma, vurma. Bunlar gereksiz şeyler. Hangi çağda yaşıyoruz? Yani neticesinde bir anneler başta. Yaratılırken de iki cins üzerine yaratılmışız zaten. İkisi de birbirini tamamlayan cinsler. Yani birisi olmasa birisinin bir işe yaradığı yok. Birisi olmazsa diğerinin işe yaradığı yok. Onun için hani genel itibariyle insan olduğumuz için bir saygı göstermemiz gerekiyor. Onun için daha dikkatli olmalıyız. Çağa uygun davranmalıyız. Yani böyle olması daha iyi olur. Ama hani bölgemiz açısından bakarsak oldukça duyulanlara göre, seyrettiklerimize göre biraz daha iyi diye düşünüyorum ben. İnşallah daha iyi olur. Toplumumuzun kadına bakış açısı nasıldır? Sizce nasıl olmalıdır? Memnun musunuz gidişattan? Yani saygılı olmalı ama pek saygı yok. Ne konularda saygı beklersiniz? Her yönden. Mesela bir karşıdan karşıya araba geçerken veyahut da yani görüyoruz araba süren bayanları. Hiçbir saygı vermiyorlar, sıkıştırıyorlar, zorluyorlar yani. Ben şimdi araba sürmeye korkarım. Nasıl bir dünya hayal ederdiniz kadının olduğunu? Saygılı yani, efendimiz zamanında nasılmış bayanlara bir saygı, o yok. Şu zamanda yok, saygı yok. Ya şimdiki toplumun bayanlara bakış açısı mesela çok farklı. Ne gibi dersiniz? Mesela ben bir vatandaş olarak nasıl bir bakarım diye sorarsa, ben kendi düşüncelerime dayanarak, kendi düşüncelerime dayanarak mesela bir abla kardeş gözüyle, ama çoğu insan mesela İslamların giyimine aldanıp farklı düşünceler içerisine girebiliyor. Mesela az önce bunu orta parta da kendim şahit oldum. Mesela yanındaki oturan işte bu kadın şöyle giyiniyor, bu kadın böyle giyiniyor. Çok art niyetli düşünen insanlar da tabii bu konularda cezaların biraz daha hükümet tarafından kadınlara fazla hak verilmesi bence uygundur diye düşünüyorum. Sosyalleştik biraz ama ne de olsa alt seviyemiz olmadığı için daha hala bizden bir geride olduğunu düşünüyoruz, bayan kızmasın bana. Öyle düşünülüyor yani. Toplumumuz yeterli kültüre sahip değil. Avrupalaşamadık. Daha hala istesek de Avrupalaşamadık. Ama nasıl olmalı? Bence o da ekonomiye katkı vermeli, çalışmalı. Değil mi? O da eşit haklara sahip olmalı yani sonuç. Bence öyle olması lazım ama şu anda Türkiye'de bu böyle değil. Bu Ege bölgesinde veya bizim bu bölgelerde ama kırsal kesime çıktığın zaman
bu aynı değil yani. Bu beklentileriniz şu anki Türkiye profiline baktığınızda ileriki zamanlarda mümkün olabilir mi? Tabii okuyan gençlerimiz şu olduğu için inanıyorum ki ileride olacak ama bu 1-2 sene değil, belki 10 sene sonra. Kadına toplumumuzun bakış açısı nasıldır? Sizce nasıl olmalıdır? Valla kadın özgür olmalıdır. Yani. Mesela özgürlükten kastımız nedir? Sizi rahatsız eden durumlar nelerdir? Valla durum yani rahatsız eden durum yok da özgür olmalıdır yani. Nasıl diyeyim? Biraz daha açabiliriz. Her türlü konudan bakabiliriz. Yani seçme ve seçilme hakkı falan olmalıdır. Karaktere göre değişir bence. Mesela? Her kişinin bakış açısı farklıdır bence. Sizin bakış açınız nasıl? Ne gibi? Yani diyorum ya toplum... Ya şöyle söyleyeyim. Kadının şu anki toplumumuzda değeri var mıdır? Yoksa... Bana göre var. Geleceğin annesi çünkü sonuçta ama. Vardır. Var tabii. Ya şu soruyu anlamadın herhalde sen. Şimdi diyorum ki... Kadının giyim kuşamına, iş şartlarından, dışarıda rahat gezebilmesinden, otobüste veya kadın erkek arasındaki diyaloglara bakarsak şu anki Türkiye'de kadının yeri, önemi gerçekten var mıdır, nasıldır? Bunu anlatacaksın. Olması gerekenleri söyleyeceksin. Bana kalırsa biraz daha böyle kadınlara karşı değer az gibi. Yani herkes gelen geçen laf atıyor falan filan yani. Olmaması lazım onlara. Yani daha özgür yaşaması lazım. Kadın yani hukuk olarak da kanunen zaten bir hakkı var. Yani bu konuda zaten yasal hakları da var. Yani yeterince özgür mü? Yani bu tabii ki tartışılır. Ama bana göre yani eski dönemlerden, eski zamanlarda kat kat daha iyiler. Çünkü birçok şeyi serbestçe yapabiliyorlar. Birçok hakları var. Yani tabii ki daha da iyi olması lazım. Daha da ön planda olmaları lazım. Bir kadının zaten onun düşüncelerine saygı duyarsanız yani hiçbir sorun kalmaz. İşin özeti budur yani. Ablacığım merhabalar. Güzel bir soru soracağım. Teşekkürler. Toplumumuzun kadına bakış açısı hiç iyi. Neden? Neden? Nedenini bilmiyorum yani insanlar şey. Ya iyi olmayan ne? İyi olmayan çok şey var ya. Anlatalım ona. İnsanların elinde tabii ki de ama her insan bir değil işte yani. Peki nasıl olmalıdır kadının toplumumuzdaki yeri? Kadın aslında bir çiçektir, bir güldür de işte insanlar kıymetini bilmiyor. Kadınlara iyi davranılmalı. Neden diye sorarsan kadınlar bir çiçektir bana göre. Yani, çok aldığınız cevap bu aslında. Yani bana göre böyle. Uyguluyor muyuz bunu acaba? Aynen. Yani ben uyguluyorum. Ama uygulayanı pek görmüyorum. Yani çoğu kişi hep kötü davranıyor. Haberlerde de gördüğümüz gibi. O yüzden çiçek gibi davranılmanı isteriz yani. Vallahi birader, şimdi kadın da bir insandır, erkek de bir insandır. Herkes birbirine saygılı olursa, belli başlı kuralları olursa hayat daha kolay olur. Ama kuralsız olursa hiçbir şeyin anlamı olmaz. Belli başlı kuralları biraz daha açabilir miyiz? Ya nasıl sen kendi bencil olarak, bir erkek olarak bir şey istiyorsun, evet. Kadın da öyledir yani. Onun da içinde bir isteme olabilir. Hayata karşı duygu, düşünceler olabilir. Bunları anlayışla karşılayacaksın. Bu kadar basit yani. Çözüm bu. Budur yani. Yani saygıdan geçiyor her şey. Kadının toplumumuzdaki yeri nasıldır? Diye soracak olursak. Şu andaki durumda baktığınız zaman yasalarımızla iyi. Ama ideal olarak aynen bunu iptal edebilirsin baba. Bip yapıyoruz. Yap tamam. Çok kötü. Şu anda yok maalesef. Peki nasıl olmalıdır? Eşit olmalıdır. Erkek nasıl giyinebiliyor? Mesela Japon'a giyinebiliyoruz, kısa pantolon giyinebiliyoruz. Kızımız gayet rahat mesela bu şekilde giyinebilir. Neden zorlanıyor her şeyle? Ondan sonra toplum içerisinde geldiği yerleri muhafaza edebilmesi lazım. Herhangi bir fikir özgürlüğünde atılmaması lazım. Evet. Bunlar şart. Tamam. Siz? Teşekkür ederim. Memnun musunuz eşinizden? Evet, bir tanedir. Teşekkürler. Peki siz ne diyeceksiniz sorumuza cevap olarak? Kadınların maalesef toplumumuzda hiçbir yeri yok artık. Maalesef muhafazakarlaştıkça toplum, kadınların hiçbir hakkı ve özgürlüğü kalmadı. Eşit haklarda layık bir Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kadın ve erkek eşit şartlarda yaşamalı. Mutluluklar diliyoruz size. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Kadın olarak
toplumumuzdaki yerinden memnun musun? Memnun değilsen nasıl olması gerekiyor? Değilim çünkü çok fazla kadına yönelik şiddet fazla ve kadınları hor görüyorlar genelde. Mesela kadınsın yapamazsın diyenler çok fazla olduğu için çok memnun değilim. Mesela nasıl bir dünya hayal ederdin? Kadınların daha özgür olduğu, yani sokakta sakız çiğnediği için laf atılmadı. Evet, işitmediği bir dünya isterdim. Kadınlara bakış açısı önce imanlı bir şekilde bakmak lazım. Yani bakmamak lazım aslında. Ya ben şiddete karşıyız açık açık. Yani dışarıda bir olay görsek müdahale ederiz yani. Karı koca fark etmez. Müdahale ederiz. Ama toplumumuzda bu yok şu anda ne yazık ki. Şu anda yok aynen. Yani kimse müdahale etmiyor, şey yapmıyor, görmezden geliyor. Aslında olmaması lazım. Yani demek istediğim kadınlara Allah katında önce şey bir davranmak lazım. Değer vermek. Değer vermemiz gerekiyor. Onlar çünkü evi çekip çeviren onlar. Yani bizi büyüten daha doğrusu yani kadın da annemiz de yani. Ya cennet bence yani onların ayaklarının altında. Yani kadınlarımıza sahip çıkmamız lazım. Evli misiniz? Evliyim. 12 senelik evliliğim var. Eşimle aramda çok güzel bir diyalogumuz var. Kızım var, bir tane de oğlum var. Evlilik güzel bir şey. Saygı sevgi çerçevesi içinde gerçekten çok güzel bir şey. Yani ne diyeyim ya, iyi ki kadınlar var yani, gerçekten iyi ki varlar. Eşinize en son ne zaman çiçek aldınız? Veya özel günleri hatırlar mısınız? Ya özel günleri hatırlarım. Eşime genelde her zaman çiçek alırım yani. Bunun illa o gün diye bir şey yok. Yani o an içimden geldiyse alırım yani. Kendisi de biliyor zaten. Buradan çok çok selamlar gönderiyorum kendisine. Giyimine kuşamına karışır mısınız? Yani zaten o nasıl giyinilmesi gerektiğini biliyor. O yüzden şey demiyorum. Tabii konuk kadın oldu mu çok değişiyor. Yani Türkiye'ye geleninde kadına ispi konuda saygı yok. Onu bir öncelikle söyleyeyim. Ama çok nail kadınlara saygı gösteriliyor. Çok aşağılanılıyor, küçükleniliyor. Kadınlara dışlanıyor. Yani ben bunları nefretle her zaman kınadığımı buradan açık ve net olarak söyledim. Söylemeye devam ediyorum. Yani kadınların yeri bir başkadır. Kadınları her zaman el üstüne tutmak lazım. Onlara saygılı davranmak lazım. İyi davranmak lazım. Yani bu konuda biraz daha erkeklerin kadınlara karşı daha duyarlı olmalarını istiyorum. Düğün edeceğiz. Anadolu Hoca. Nereye gideceksin? Abimin düğün edeceğiz. Düğüne gideceksin. Hı, abimin. Sen ne zaman evleniyorsun? Yarın yapacağım. Yarın yapacaksın? Yarın yapacağım. Sen yarın mı evleneceksin? Hı. Ben de geleyim mi düğüne? Gel. Valla günden güne zaten daha iyiye gittiğine inanıyorum. Yani gerek devletimiz anlamında, gerek belediyeler anlamında kadına daha fazla önem veriyorlar. Ben burada meclis üyeliği yapıyorum. Bunda gün gün kadınlarımızın arttığını görüyoruz. İnşallah daha da fazla artmasını istiyoruz. Artan kadına şiddet durumlarına ne dersiniz? Devlet zaten politikalarını bu yönde çok iyi alıyor. Almaya da devam, daha da düzeltmeye devam edeceğine de inanıyoruz. Yani bilirsiniz ki yeni çıkan kanunlarla ilgili. Bu yönde tedbirler arttırılıyor ve kadından yana dönmeye başladı. İnşallah zamanla da daha da kalmayacak. Tabii bunda eğitim de çok önemli. Eğitim noktasında da inşallah daha da arttırılacak diye inanıyorum. Tabii burada eğitim sadece kadınlarda değil erkeklerde olması gerekiyor. Bu da ailede oluyor. Anne babada çocuklara eğitim. Zaman, belki biraz zaman ama düzeleceğine inanıyoruz inşallah. Hiçbir şey çözülmüyor. Nelerin olmasını istesek de hiçbir şey çözülmüyor. Nasıl gidecek bu toplumun hali hiç bilmiyorum. Mesela rahatsız olduğunuz durumlar nelerdir? Birçok var. Ama yani. Sıralayabildiğimiz kadar sıralayabiliriz. Tabii. Yani bir normal bir bayanın belli bir saatleri var zaten dışarı çıkma gibi. Yani o saatlerde dışarı çıkarlarsa eğer, o saatler dışında birçok tacize maruz kalıyorlar. Dolmuş en çok sıkıntımız dolmuş zaten. Yani bunlar. Nasıl bir dünya hayal ederdiniz? Şu anda bir hayal edelim. Ya o kadar çok güzel hayaller var aslında ama o hayallerin gerçekleşmeyeceği için. Bizimle paylaşırsanız daha güzel olacak. Yani herkesin rahat yaşayabileceği bir ortam isterdim. Yani kimsenin umurunda olmadığı. Bakıyoruz burada yani yolda giden bir bayan için bile arkasından birçok laf ediyorlar. Ben bir köylü bayanım. Köyde hayatında yaşıyorum.
köyümüz bir avuç insan, hep birbirimizi tanıyoruz. Ama bir kahvenin önünde ben buraya pazara geliyorum, çarşıya geliyorum, her yere geliyorum. Burada öyle bir olay yaşanmıyor. Bir parklara oturursan çok acayip bakıyorlar ama köyümün insanı bile kahvenin önünden geçerken hiç görmemişim, beni görmemiş gibi davranıyorlar. Ben de ona bozuluyorum. Yani bu sebepten dolayı hoş görmüyorum. Nasıl bir dünya hayal ediyoruz? Kardeşçe yaşamayı hayal ediyorum. Yani herkes birbirine kardeş gözüyle baksın, kardeşçe yaşasın. Hiçbir şekilde kimse kimseye şiddet uygulamasın. Çok geri görüşlü ailelerin içerisine düştük kardeşim. Ben onu bunu bilmem. Mesela geri dönüş. Çok baskı var. Şiddet var, taciz var, her şey var. Yani ailelerde geçimsizlikler de başladı. Ben söyleyeyim yani. O duruma düştük yani. Nasıl bir dünya hayal ederdiniz? Ya biz isterdik ki daha özgür bir hayat, daha güzel bir hayat, güzel dışarıda serbest gezmek isteriz tabii ki. Daha güzel olurdu ama olmuyor. Ailelerin içinde dar görüşlü oluyoruz, dışlanıyoruz. Bilhassa da açık gezdiğimiz için yani. Kapanın, yok bilmem ne yapın diye yani baskılar apartmanlarda, dairelerde başladı. Yani kadına şiddet hayır diyorum tabii ki. Tacizler çoğaldı, açık giyemiyoruz. Dönüp dönüp iğrenç bakmaları yani erkeklerin, ne bileyim, huzursuzluklar çoğaldı. Yani biz de giyimimizden huzursuz oluyoruz. Bilmiyorum, barış, güzellik istiyoruz bu dünyada. Başka bir şey istemiyorum yani. Siz zaten güzelsiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi günler. Teşekkür ederim. İyi günler size. Anneciğim sen ne tatlı şeysin öyle. Ne güzelsin öyle. Sana bir soru sorabilir miyim? Şimdi toplumumuzun kadına bakış açısı nasıldır? Sizce nasıl olmalıdır? Güzel, değerli yorumlarınızı alabilir miyim? Ben emekli öğretmenim. Her gün dışarıdayım. Toplum bana nasıl bakarsa baksın umurumda değil. Ben Atatürk ülkeleriyle büyüdüm. Böyle bir insanım. Ben hiç memnun değilim. Neden? Çok farklı bakıyorlar yani, böyle ne bileyim. Nasıl anlatayım? Bire bire getiremiyorum yani. Öyle bir toplumdayız ki insan yani önceden mesela gecenin 12'sinde yola çıkıp gezebiliyorduk. Ama şu an 10'da bile evimizden çıkamıyoruz yani. Hiç memnun değilim ben. Hiç değilim. Nasıl bir dünya hayal ediyorsunuz kadına bakış açısı olarak? Sizden bunun cevabını da isteyelim. Yani insanlarımıza zaten birazcık anlayış olsa başka bir şeye gerek kalmayacak zaten. Yani birazcık anlayışlı olsalar yeterli gelecek zaten ama maalesef. Mesela şu an üzerimde elbise var. Elbise olduğu için de kötü bakan insanlar var. Dönüp dönüp tekrar bakan insanlar var. Ben kendim İzmirliyim. Orada yetiştiğim için orada çok sorun olmuyor ama burada Turgutlu'da çok sorun oluyor, evet. Toplumumuzda ön yargı var yani. Kardeşime katılıyorum, ön yargılı davranıyorlar. Ya yani mesela karşı tarafın hastalığı mı var ya da psikolojik bir durumu, kötü, rahatsız olduğu bir durumu var demeden hemen ön yargıyla karşılaşıyoruz bayanlar olarak. Onun dışında dış görünüşe çok yani alaycı bakışları üstümüzde hissediyoruz bazen. Bize olsun, başkası, karşı tarafı olsun yani rahatsız olduğumuz birçok konu var. Bir de laf atma olayını hiç sevmiyorum. Ya ben çok karşılaşmadım zaten, karşılaştığımda da çantayı kafasına geçiriyorum. Cevabımı veriyorum yani, çünkü karşı tarafında ailesi var, kardeşi var, kız kardeşi var, eşi var bir bayan olarak. Ya bunun dışında hiç hoş değil, hele küçük bir yerde yaşıyoruz. Kötü şeylerle karşılaşıyoruz ister istemez. Vallahi kadınlara bakış açısını çok hoş görmüyorum. Eşit bir ülkede yaşamıyoruz, kadınla erkeğin eşit olduğu bir ülkede yaşadığımızı düşünmüyorum. Öyle. Rahatsız olduğunuz durumları da sıralayabilirsiniz. Var, her anlamda yani erkeklere tamam, bütün özgürlükler kadında tam tersi durumda. Mesela diye sorsam. Yani atıyorum gecenin bir saatinde dışarı çıkmak bir erkek için gayet doğalken bu asgari olan şey. Ama bir kadın için bu olağanüstü bir şey. Ya da işte ne bileyim kötü gözle bakılıyor. Giyim kuşam anlamında da erkek ne giyinirse giyinsin o hoş görülüyor. Ya da ne bileyim ikili ilişkilerde en başta kendi kızları oldu, erkek çocukları olduğunda, bir sevgilisi olduğunda bunu çok hoş görebiliyorlar. Ama tam tersi kızları olduğunda beraber yaşama ya da sevgili anlamında şey düşünüldüğünde asla ona hoşgörüyle bakılmıyor. Diğer anlamlarda da zaten çifte standartlar var. Bunlar çok yüzeysel benim anlattıklarım. Ne bileyim, kadın erkek ilişkilerinde zaten kadının adı yok. Ama ülkemizde hala o durumda. Hele hele yeni iş sistemde daha da çok. Buranın da yerlisi değilim. Hani yabancısıyım, İzmir'den geldim.
Ya toplumun şimdi hani kadına bakış açısı çok farklı. Hani özellikle hani beylerin yani hani bayanlara bakış açısı aşırı farklı. Hani normal mesela istediğin tarzda giyinip hani burada gezip öyle dolaşamıyorsun. Ben Almanya'dan geliyorum. Evet. İstediğim tarzda gerçekten gezinemiyorum. Ya rahat pasmal değil. Pasmal bile giyinsem gerçekten bakıyorlar. İnsan gerçekten rahatsız oluyor. Almanya'da nasıl? Almanya'da istediğim gibi gezinebiliyorum ben. Kimse de bakmıyor. Hayat güzel mi? Neresi? Hayat. Ya güzel, güzel diyecek olan işi güzeldir herhalde. Peki bir soru soracağım. Kadına toplumumuzun bakış açısı nasıldır? Sizce nasıl olmalıdır? Vallahi çok güzeldi, çok kötüye doğru gidiyor. Mesela nasıldı, nasıl oldu? Basbayağı. Yani kadına önce insan gözüyle bakmayı öğrendiğimiz zaman kurtulacağız onu. Kadını ikinci sınıf. Bir şey soracağım. Sadece kadın değil. İnsan deyince akla ne geliyor diye sorduğumda böyle baktı. Yardımcı olayım dedim. Erkek mi, kadın mı? Erkek. Ha, Allah'ın aklı ermiyordu dedim. İnsan erkek diye demeyi unutmuş. İnsan demiş. Şimdi bakın, insan eğer ikinci sınıf, üçüncü sınıf, beşinci sınıf gibi görmeye başlıyorsa bir zihniyet, İslam'la da alakası yok. Adı Müslüman olan 600 bin din var dünyada. 600 bin din var dünyada. Ha, adı Müslüman. Evet. Ama İslam'la alakası yok. O kadar artık olsun. Peki, teşekkür ediyorum. Çok güzel cevaptı. Hoşça kalın. Eyvallah.